Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda Kur'an'ın da Allah'ın sözü olduğunu ispat eder. Nasıl ki Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna dair bütün mucizeleriyle Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine bir delildir. Çünkü Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu ispat edilirse, elbette bu kitabı tebliğ eden zatın peygamberliği de kabul edilmiş ve ispat edilmiş olur. Zira Allah'ın kitabı, onun peygamberi olan zattan başka kime inebilir? Ve o kitabı ondan başka kim tebliğ edebilir? Dolayısıyla şöyle bir delil sunsak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Çünkü Kur'an o kadar çok okunmasına rağmen usandırmıyor. Yani Kur'an'ın hak olduğuna dair bir delili olan çok okunmakla usandırmamasını Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine delil göstersek bu yanlış olmaz. Zira madem usandırmıyor, o halde Allah'ın sözü olmalı. Ve madem Allah'ın sözü, o halde o sözü insanlara bildiren zat da onun Resulüdür. Aynen bunun gibi, Peygamber Efendimiz de bütün mucizeleriyle zatının kemaliyle ve peygamberlik delilleriyle Kur'an'ın bir mucizesi ve Kur'an'ın kelamullah olduğuna kat'î bir delildir. Zira madem peygamberdir, o halde elbette Allah'a yalan isnat etmek gibi bir zulmü işlemeyecektir. Allah'ın söylemediği bir sözü Allah'ın sözü gibi göstermeyecektir. Ve madem Kur'an'a Allah'ın sözü demiştir, elbette Kur'an Allah'ın sözü olmalıdır. Zira bir peygambere yalan söyleme isnadı mümkün değildir. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olması hakkında şöyle bir delil sunsak. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir elinin işaretiyle ayı ikiye bölmüştür. Bu söz son derece yerindedir. Yani Efendimizin ayı ikiye bölmesini Kur'an'ın kelamullah olduğuna delil getirebiliriz. Yani madem parmağının bir işaretiyle ayı ikiye bölmüştür, o halde Allah'ın peygamberidir. Ve madem Allah'ın peygamberidir, o halde yalan söylemez ve Allah'a iftira etmez. Ve madem yalan söylemez ve Allah'a iftira etmez, o halde Kur'an Allah'ın kitabı olmalıdır. Zira o zat Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın her bir delilini kullanarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ispat edebileceğimiz gibi Efendimizin peygamberliğini ispat eden bütün delilleri de Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasında kullanabiliriz. O halde Kur'an'ın delilleri hat ve hesaba gelmez. Ve diyebiliriz ki Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ispat eden bütün mucizeleri, güzel ahlakı, yaptığı inkılaplar, kalplere nüfuzu gibi
ciltlerce kitaba ancak sığabilecek delillerin şehadetiyle Kur'an Allah'ın kitabıdır.